أدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم بسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيا الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولا عسيرا. اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلاة علي نور على الصراط، فمن صلى علي يوم الجمعة 80 مرة غفرت ذنوب 80 عاما. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan hızam aleyhimü salavat ve teslimatın ehl-i beyt, ehl-i ashab, etbaları, rıdvanullah aleyhim ecmainin bil cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden irtihal darbaka edenler rahmetullahi aleyhim ecmainin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaettin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşahabemlerimizin, hazırun ve dersimi dinleyen kardeşlerimizin, bu cami-i şerif yaptıranların, bugüne kadar gelmesinde katkısı olanların, bu cami-i şeriften güzeran eden eyyime, hutaba, müezzin, kayyimin, cemaat-i müslüminin, bu civarlarda metfundan evliya, ulema, suleha, şüheda, müminat, tüm geçmişlerimiz erba için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-ü Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor: As-salatu aleyye, bana salatu selam getirmek nurun ala sıratı, sırat köprüsü üzerinde nurdur. İnsanı yanlışlardan alıkoyar, çukura düşmesinden engel olur, onu gideceği yeri gösterir. Evet. Salat, selam peygamberimize sırat köprüsü biliyorsunuz cehennemin üzerindedir. Cehennem üzerinden herkes geçecek. Kimisi şimşek gibi geçecek, kimisi koşarak geçecek, kimisi yürüyerek, kimisi yata kalka geçecek, kimisi de işte geçemeyip düşecek. Bana salavat getirmek, salat, selam getirmek sırat köprüsünde nurdur. Tabii görünce boş yere basmaz ve düşmez. Evet, düşmez. Sırat köprüsünün ayağı kaymaz. Efendimiz onu söylüyor. Evet. Hatta şöyle bir rivayet var. İnne lil musalli aleyye nurun ala sırati. Bir başka hadis-i şerif. Bana salatu selam getiren müminin sırat köprüsü üzerinde öyle bir nuru vardır ki, evet, o mümin ve men kâne alâ sırâtı min ehlin nûri. Evet. Böyle bana salatü selam getirir. Ondan sonra uyurur. Bu nurlu müminlerden sırat köprüsü üzerinde olduğu zaman bu kimse lem yekü min ehlin nâr. Cehennem ehlinden olmaz. Bir, lemme câe min enne nara takulu lehu cüz ya mu'min. Sırat köprüsü üstünden geçerken bana çok salatü selam getiren mümine, o cennetlik mümine der ki çabuk geç üstümden. Fakat atfa nur imanike lehebi. Ateşimi söndürüyorsun, alevimi söndürüyorsun. Çabuk geç üstüme, söndürme ateşimi der, diyor güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, ömründe bir defa Peygamberimiz salatü selam getirmek farzdır. İnna Allah ve melaiketehu yusallûne ale'n-nebi. Allah ve melekleri Peygamber'e salatü selam getirirler. Ya eyyühellezine amenü sallu aleyhi ve sellimü teslime. Ey müminler, Muhammed Mustafa'ya salatü selam getirin. Cuma günleri hutbede bütün
hatipler, hocalar bunu okurlar. Bizim adetimiz, Türk milletin adeti bu. Evet, ömründe bu ayet nedeniyle Efendimiz'e bir defa olsun salavat gelmek farzdır. Herhangi bir mecliste Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adı anıldığı zaman hemen sallallahu aleyhi ve sellem diye bir defa salavat getirmek sünnettir. Bir topluluk içerisinde içlerinden birisi bu salatü selam getirirse bu görevi yapmış olurlar. Ama getirmezse Efendimiz'i gücendirmiş olurlar. Bana salatü selam getiren Sırat Köprüsü'nde nurludur. Ayağı kaymaz ve cehennemde diyor ki çabuk geç, benim ateşimi söndürüyorsun. Evet, şimdi Efendimiz buyuruyor ki فَمَنْ صَلَّ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمَعَةِ سَمَانِينَ مَرَّةً Cuma günü bir mümin bana 80 defa evet salatü selam getirirse غُفِرَتْ لَهُ زُنُوبُ سَمَانِينَ عَامًا 80 senelik günahı affolunur. Tabi bunda kul hakları yok. Cenab-ı Hakk'ın hakları olarak Cuma günü bir mümin Efendimiz'e salatü selam getirdiği anda bu salatü selamı anında Medine'ye melekler götürüyorlar. Allah ruhumu diyor müminler salatü selam getirince cesedime iade eder, beni diriltir. Ben de o müminin salatü selamına cevap veririm. Ve aleykesselam. Birkaç kişi söylemişse ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu derim. Böyle hadis-i şerif var. İşte bu bilinç içinde salatü selam getirir. Şu anda peygamber benim salatü selamı duydu ve bana cevap veriyor. Bilincinde, şuurunda salatü selam getirdiği zaman Cuma günü 80 defa 80 yıllık günahı affolunur diyor. Evet. Bu salatü selam getirmek Sırat Köprüsü'nde nur olunca kurtuluş demek. Allah'ın rahmetini kazandıran şey demek. Onun için her gün mutlaka güzel peygamberimize salatü selam getirmeli ve onun adı anıldığı zaman sallallahu teala aleyhi ve sellem onun üzerine salatü selam olsun diye hemen salavat getirmeli. Evet, hemen salatü selam getirmeli. Evet. Yani anlaşılıyor ki kıyamette öbür tarafta bazı kişilerin nuru olacak. Bazı kimseler karanlıkta olacak. Evet. Nuru olanların nuru farklı farklı. Farklı farklı. Evet. Hadis-i şeriflere göre çok salavat getiren daha nurlu, az salavat getiren az nurlu. Ha, ona göre hiç olmazsa günde 100 defa salatü selam getirmek lazım. Bunu kendine adet edinmek lazım. Evet. Dar-ı Kutni Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan nakletmiş bu hadisi şerifi. Evet. Es-salatu tüsevvidü ve şeytan. Salat hem peygamberimize salat getirmek demek hem de şimdi kıldığımız namaz demek. Bu şimdi söylediğim salat namaz. Allah'ın emrettiği namaz. Namaz tüsevvidü ve şeytan. Şeytanın yüzünü karartır. Evet. Ya bu namaz şeytana karşı en müthiş silahtır. Evet, onu en çok hakir duruma düşüren şeydir. Ve sadakatu teksiru zahruhu. Allah rızası için sadaka vermek, acı doyurmak, çıplığı giydirmek, zor durumda olana bir yardım etmek, sadaka karşılığı beklemek sizin bu böyle bir sadaka şeytanın belini kırar. Şeytanın belini kırar. Evet. Gerçekten belini kırar veya onun gücünü, kuvvetini azaltır. Onun gücünü, kuvvetini iptal eder anlamına. Evet, aldatmasını engeller. Ona karşı hileler, düzenler sağlamasını engeller namaz kılmak. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de de اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ Ankebut suresinde muhakkak ki namaz
fuhşiyatı, günahları engeller, münkeri, Allah'ın sevmediği şeyleri engeller diye ayet-i celle vardır. Ben namaz kılıyorum ama hiç engellemiyor. Demek ki güzel namaz kılamıyorsun. Namazın farzları var, vacipleri var, sünnetleri var. Farzlarına, vaciplerine, sünnetlerine riayet ederek bilinçli, şuurlu şekilde namaz, Efendimizin söylediği namaz, böyle bir namaz, evet. Böyle bir namaz kılarsanız şeytanın belini kırıyorsunuz ve onun gücünü zayıflatıyorsunuz, kahroluyor. Evet, onun için zaten gelecek de namaz dinin direği. Evet, dinin direğini de dikmiş oluyorsunuz. Şu cami, şu kenardaki ayaklar olmasa, sütunlar olmasa kubbe yıkılır. Evet, namaz olmazsa da, evet, amel imandan cüz değildir bizim Hanefi, Ehl-i Sünnet mezhebine göre. Bir insan inkar etmemek kaydıyla namaz kılmasa inkar etmiyor. Mümindir gene ama her an yıkılabilir. Kuvvetli bir rüzgar estiği zaman nasıl ışık sönüyorsa sönebilir, tehlikededir. Onu sağlamlaştırmak için namazı güzel kılmak lazım. Şimdi namaz konusunda da tabii çok eksiklerimiz var. Bunu camide kılarsak büyük ölçüde kazanıyoruz. Her zaman söylüyoruz. Camiye gelmek Allah yoludur. Gelirken her adımımızda bir sevap yazılıyor, bir günahın siliniyor. Ayrıca Allah yolu olduğu için camiye gelip giderken ölseniz şehit oluyorsunuz. Allah yolunda ölmüş oluyorsunuz. Sonra camiye devamlı gelen, beş vakit namazını camide cemaatle kılmayı kendine şiar edinen, adet edinen bir mümin imanla göçer, garantisi var. İmansız göçmez, son nefesinde imanla göçer. Bu da böyle, onu da sağlıyor. Evet, camiye gelirken, cuma veya diğer vakitlerde sağ ayağımızla gireceğiz ve besmele çekeceğiz. Girdikten sonra eğer kerahat vakti değilse, mesela ikinden sonra camiye gelmişsek, ikinden sonra nafile namaz kılınmaz. Tahiyyetül mescid diyoruz. Namaza girerken, namaza girdiğimiz zaman namaz kılalım. Selamlama, cami selamlama. Biz karşılaştığımız zaman selamün aleyküm diyoruz ya. Ha, camiye selam vermek, namiye geldiğimiz zaman iki rekat namaz kılmak. Eğer farz kılmıyorsak veya vaktin namazı sünnetini kılmıyorsak iki rekat namaz kılmak. Bu iki rekat namaz nafile olduğu için ikinden sonra kılınmaz. Evet, sabah namazından sonra kılınmaz. Ama gelince öğle namazını kılmaya gelmişsin, öğle namazının vakti girmiş. Öğle namazının sünnetini kılarsan hem öğle namazının sünneti olur hem de tahiyyetül mescid olur. Veya geç kalmışsın, cumanın farzına yetişmişsin. O hem tahiyyetül mescid olur hem cumanın farzı olur. Böyle camiye gelip bu şekilde girdikten sonra ön safta olmaya dikkat etmek lazım. Cemaatle namaz kılmak üzere camiye gelenin ön safta, çünkü en çok sevap ön saftakileredir diyor. Sonra ikinci, sonra üç, sonra dört. Bir, iki, şimdi Diyanet genelge çıkarmış, çocuklarınızı camiye geçirin, güzel, alıştırmak için güzel bir şey. Ama Efendimizin bir hadisi var. Cennibü sıbiyâneküm ve mincânînekum anil mesâcid. Sabi çocukları, delileri camiden uzak tutun diyor. Cami olduğunu bilmez. İşte burada da geliyor. Yani görüyorsunuz, iki yaşında, üç yaşında çocuk koşturup durup namaz kılarken bağırıyor, düşüyor, ağlıyor. O ses kulağımıza geliyor. Bizim huzurumuzu bozuyor. Bazen çişin ediyor. Evet, annesi dikkat etmemişse herkes namaz kıldığı yere çişin ediyor. Bilmez ki cami olduğunu. Deli de bilmez, küçük çocuk da bilmez. Onun için sabi çocukları uzak tutun diyor. Mümeyyiz çocukları,
7 yaşında daha yukarıda olan çocukları. Ha işte böyle çocuklar geldiği zaman çok görüyoruz. Cuma günü Çamlıca Camisi'ndeydik. Ta imamın arkasında millet çocuğunu getirmiş, elinden tutmuş, sağını soluna oturtmuş. İyi de güzel kardeşim, her şeyin bir kanunu, usulü var. Camiye geldin ne güzel, Allah senden razı olsun ama güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem önde diyor mükellef erkekler, sorumlu. Erkek çocuklarda işte rüya görmek şeklinde düş azmasıyla mükellef olunur. Kızlarda hayız görmekle mükellef olunur. Böyle mükellef erkekler, genç, erken gelmiş, ön safa durmaya hakkı var. 80 yaşında geç gelmiş, kusura bakma, arkaya. Ön saf erken gelenin hakkıdır ve çok sevap alır. Evet, şimdi işte efendim diyor ki mükellef erkekler önde, sonra mümeyyiz çocuklar. Bu benim fetvam değil, Efendimizin emri. Sonra mümeyyiz çocuklar, sonra arkada kadınlar diyor. Getirmişler, kaç tane kişi çocuklar elinden tutmuşlar. İmamın arkasında olmaz güzel kardeşim. Her şeyin bir kuralı var. İyi camiye geldin güzel de burada da yapıyorlar. Burada da yapıyorlar. Her şeyin bir usulü var yahu. Bu kuralları Peygamber koydu. Onu da uymamız Allah tarafından emrediliyor. Yani namaza geldiğiniz zaman bunlara dikkat edin diye bunları açıklıyorum. Sık sık da tekrarlıyorum. Maalesef kimse aldırmıyor. Efendimiz'in sözüne itiraz, onu kabul etmemek kerahettir, bid'attır. Bid'atla yapılan amel diyor, kabul olmaz diyor. Efendimiz'in sözüne, sünnetine aykırı olan amelleri Allah reddeder diyor. Öyle hadisler okuduk biz, gene okuyacağız. Bunlara dikkat edeceğiz camiye geldiğimiz zaman, camide namaz kıldığımız zaman. Şimdi bu camide gelip sohbet ediyorlar. Cami sohbet yeri değildir. Cami Efendimizin emri, sözü. Bir adam gelmiş, Efendimiz bizim gibi bu konforlu halılar üzerinde namaz kılmadı. Kumun üstünde namaz kıldı. Mescid-i Nebevi kumdu, altı kumdu. İmkanlar yok o zaman. Ben de 1969'da o kumun üzerinde avluda namaz kıldım. Sonradan işte şimdi paralar çoğalınca her tarafı mermer yaptılar filan. İşte gelmiş bir çöl bedevisi, bilgisi, görgüsü olmayan, edep nedir bilmeyen ama Peygamber'e inanmış, inanan bir insan. Ona soru sormaya gelmiş. Bakmış ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de böyle camide müminleri toplanırmış, halka olurlarmış. Sizin durduğunuz bu sünnet. Onlara dinin emirlerini öğretiyor. Bakmış kendi adam kalabalık görmüş, bana sıra demiş, geç gelecek. Dönmüş caminin şeyine, içine işemiş. Camiye işenir mi? Koşmuşlar dişlerini gıcırtarak sahabiler. Dövecekler adamı, camiye işenir mi ya? Efendimiz onlara demiş, durun, temehelu, durun, durun, geri durun. Adam bunu görmüş. Yani adamların, diğer sahabilerin onun dişlerini gıcırtarak dövmek üzere koşup geldiklerini, Peygamberimizin durun, ellemeyin dediğini görmüş. İşini bitirdikten sonra gel bakalım evlat demiş. Gülerek, tebessüm ederek, burası camidir. Burada bu gibi şeyler olmaz. Burada bu gibi şeyler, cami ibadet yeridir, zikir yeridir, tesbih yeridir, istiğfar yeridir, tahmid yeridir, elhamdülillah demek. Tehlilleri değil, la ilahe illallah demek. Ondan anlıyoruz. Cami sohbet yeri değildir. İbadet yeridir, zikir yeridir, salavat getirme yeridir, istiğfar etme yeridir, tesbih çekme yeridir, Kur'an okuma yeridir. Ama maalesef ticari hayattan, diğer konulardan başlıyorlar sohbet etmeye. Hele hele cuma günü, cuma hutbesi okunurken, cuma hutbesi farzdır. Bu farzı ihlal edip sohbete dalıyorlar. Yine orada gördüm, şey oynuyor, telefon oynuyor hutbe okunurken. Birbirlerine konuşuyorlar, ha ha ha, hi hi hi, görüşüyorlar. Tabii sus demek de yanlış. Sus da diyemedim. Şöyle keskin bir baktım şöyle.
adam çok bozuldu. Şimdi bir gülerek tebessüm bakışı var, bir de öfkeli bakış var. Sadece bir baktım şöyle, adam nasıl böyle laflar etmeye başladı? Cevap yok çünkü sus desek, hutbe okunuyor. Yani hiçbir şey bilmiyoruz. Geliyoruz bir şey kazanmaya, usullerine uymadınız mı? Kazanamayız. Namazın 12 farzı var. Bir tanesi yoksa namaz yok, boşuna yatıp yuvarlanırız. Maalesef böyle kuru gürültü bir gidiş var. Siz böyle olmayalım, bizler böyle olmayalım. Bilmeyenleri de fitne çıkarmadan, kavga etmeyecek şekilde böyle, dinde kural böyleymiş filan diye öğretelim. Böyle bir namaz, böyle bir namaz şeytanın belini kırar. Dinin direğidir. Evet, şeytanın yüzünü karartır. Sadaka da, Allah razı olsun, bilen sadaka onun belini kırar. Ve tahabbu fillahi ve teveddüdü fil amel, Allah yolunda birbirini sevmek. Müminler hepsi Allah'ın kullarıdır ve kardeşimizdir. Mümin olduğu için seveceğiz. Allah için seveceğiz müminleri. Şimdi öyle müjde verecek ki, evet, Allah yolunda, Allah'ı sevmek, Allah yolunda sevişmek, birbirini sevmek, sırf mümin diye sevmek. Ondan sonra mesela su indireceğiz, imkanım yok. Beraber indirelim, hepimiz toplanalım, cami yapalım, mescit yapalım, su indirelim, köprü yapalım mesela. Umuma, halka hizmet veren, faydalı olan şeyleri yapmak. Mesela okuyamayan zeki, fakir çocukları okutmak gibi. Allah yolunda Allah'ın ve Resulullah'ın bize emrettiği yardımlaşın, birbirinizi böyle gözetin emrine uyaraktan birbirlerini kenetlenip imkanlarını buluşturmak. Böyle bunun için birbirini sevmek. يَقْتَعُ دَابِرَهُ Evet. Allah yolunda sevişmek, böyle hayırlı işlerde müminlerin birbirine destek olmaları, candan birbirine severek birleşmeleri şeytanın kökünü kazır diyor Efendimiz. Evet, bunu istiyor müminlerden. Şeytanın, bizim açık amansız düşmanımız, şeytanın kökünü kazır bu. Birleşin, sevişin. فَاِذَا فَعَلْتُمْ ذَٰلِكَ تَبَعَدَ عَنْكُمْ كَمَتْلَ اِشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا Güzel bir namaz kıldınız mı? Allah yolunda seviştiniz mi? Ameller birleştiniz mi? Şeytan sizden güneşin battığı, doğduğu yer kadar uzaklaşır, kaçar diyor. Size zarar veremez. Evet, onun için namaz, illa namaz, namaz yolda koymaz. Azeli düşmanımızdan bizi kurtarır, onun belini kırar, sadaka da öyle. Ona dikkat edeceğiz. Evet. Şimdi bu namazı, bu gördüğüm hadisi Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'tan, Hazreti Ömer'in Abdullah bin Ömer Hazreti Ömer'in oğlu, sahabilerin fakih, hukukçu, alim sahabilerden. Sahabilerin hepsi muazzam güzel insanlar, Allah tarafından övülmüş. Ama bazısı süper deha sahibi. İşte bu deha sahibi olanlardan İmam-ı Azam'ın dayandığı, fıkıhta kendine başvurduğu güzel sahabilerden, alim sahabilerden birisi. Ondan Allah ondan razı olsun, şefaatini bizim ailesi. Onu naklediyorum. Es-salatu selasetu selasetu eslas. Evet, namaz 3 kısımdan ibarettir. Namaz 3 parçadır. 3 parçadan oluşur. 1. El-vudu'u sülüsün. Abdest namazın 3'te biridir. Abdest, yüzü yıkamak, saç bitiminden alnın üstünde saç bitimi var, orada bir çizgi vardır. Saçı hiç olmayanların bile orada bir çizgi vardır. Gençken saçı var, öbür tarafta, alt tarafı saç olmaz. Ama orada bir hat vardır. O saç bitiminden çene altına kadar iki kulak arası kulaklar değil. İki kulak arasında olan bölge yüz. فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ اِذَا كُمْتُمْ اِلَى الصَّلَاتِ Namaz kılacağınız zaman فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ Yüzünüzü yıkayınız. Burayı yıkayacaksın.
Evet. Bu yukarıdaki o şey bitiminden, saç bitiminden çenin altına kadar iki kulağın arasında hiç iğne başı kadar kuru yer kalmayacak. Yıkamak ne demek? Suyu koyacaksın, her tarafı ıslattıktan sonra bir damla akacak. Hiç damlamadı böyle, ona mes derler, yıkama demezler. Şartı var bak, yıkama olması için Allah yıkayın diyor, mes edin demiyor. Yani mes, üzerine Mesih var, orada yıkamak yok. Mesih hiç damlamaz, ıslaklığı sürüyorsun geçiyorsun. Ama Allah yıkayın yüzünüz diyor. Yüzünü yıkadıktan sonra, hiç her tarafı ıslattıktan sonra bir damla olsun akacak. Buna yıkama derler. Bunu bir defa yıkamak farzdır. Üç defa yıkamak sünnettir. Üçten fazla yıkamak mekruhtur. Ondan sonra kolları yıkamak, şu dirsekler dahil. Kollarını yıkıyorsunuz, eller de buna dahil. Farzlarını sayıyorum şimdi, sonra sünnetlerini sayacağız. Eller ne yaptın diyeceksiniz. Kollara dahil, kollarımız yıkanır. Elini başta yıkamamışsan yani. Böyle kollarını, suyu alacaksın, böyle dökeceksin. Şu dirsek kola dahil. Adam burayı yıkıyor, burası kuru kalıyor. Bu adamın abdesti yok. Abdesti olmayınca namazı yok. Cuma'ya öyle geliyor sokağa. Abdest almayı bilmiyor. Böyle yapıyor, yapıyor, gidiyor. Burası böyle elinle yuvarlayacaksın ki kuru yer kalmasın şu. Buna dikkat edeceksin. Ondan sonra bir kere yıkamak farz, üç kere yıkamak sünnet. Ondan sonra biz ne yapıyoruz? Elimizi ıslatıyoruz, diyoruz. Şimdi genel bu, herkesin yaptığı bu. Yüzümüzü üç defa yıkıyoruz, kolumuzu üç defa yıkıyoruz, ayağımızı üç defa yıkıyoruz. Başa gelince elimizde bu farz. Tamam. Peki zaten yüzünde sünneti işledin, kolunda sünneti işledin, üçer defa yaptın, ayağında üçer defa yaptın. Başına gelince niye sünneti yapmıyorsun? Bu yaygın. Evet, başında da sünneti yapmak için iki elini ıslatacaksın. Böyle iki elinle önden saçından arkaya doğru. Bak ben sizi düşünerek önden arkaya izin veriyorum. Bazı adamlar önden, arkadan öne. Şimdi delikanlı böyle desen saçın bozulacak diye yapmaz. Hayır, önemli olan saçın önden arkaya, arkadan öne. Nasıl olursa olsun saçın başının saçına suyun değmesi. Böyle önden arkaya. Böyle yapın, bu da sünnet. Ama bunu hiç kimse yapmıyor. Yüzü üç defa yıkıyor, kolu üç defa yıkıyor, o sünnet. Başında da sünnet işte, mübarek adam. Böyle sünnet, o da yani kaplama mesih sünnet. Yoksa bu yapmak farz tabii. Ondan sonra ayağımızı yıkarken de ayağımızın üzerinde topuk var. Sivri çıkmış bileğimiz, ayak bileğimizde çıkıntı yapmış kemik. O ayağa dahil, o kuru olmayacak. Evet, parmak aralığımızda kuru kalmayacak. Evet, bunu bir defa yıkamak farz, üç defa yıkamak sünnet. Bunlar fazla. Başlangıçta niyet etmek, kıbleye dönmek, besmele çekmek, bunlar sünneti, namazın sünnetleri. Tabii sünnet, biz besmele çekeceğiz ki şeytan defolsun gitsin. Evet, ibadet yapıyoruz. Abdest almak ibadettir. Böyle besmele çekerek, niyet ederek, abdest suyunu üstümüze sıçratmayacak şekilde tedbir alarak. Çünkü abdest suyu bizim Hanefi mezhebine göre üstümüze sıçrarsa elbisemizi necaset yapmış olmaz, pis yapmış olmaz. Ama iyi değil. Abdest artı su kullanamayız. Şafiysen üstüne abdest, kolundan yıkadın su, üstüne bulaşmışsa elbiseni çıkaracaksın. Çünkü İmam Şafii abdestten artan su necistir diyor. Hangi Şafii yapıyor? Hangi Şafii abdest alırken önlük takıyor önüne? Bir şey başladın mı gereğini yapacaksın. Ben hiç görmedim, bilmiyorum. O zaman yapamıyorsan arkadaş mezhebini değiştir.
İmam Şafii öyle diyor. Abdestin artan suyu necistir diyor. Bizde necis değildir ama iyi değil. Bizde de iyi değil. Tekrar kullanamayız. Tekrar kullanamayız. Evet, bu şekilde besmele çekerek elimizi 3 defa yıkayacağız. Sonra ağzımıza 3 defa su vereceğiz. Burnumuza 3 defa su vereceğiz. Sağ elimize değil, sol elimizle burnumuza koyup kıbleye değil, solumuza diyeceğiz. Burnumuzun delikleri boşalsın. 3 defa su verip diyeceğiz. Kıbleye karşı değil. Kıbleye hakaret olur, edepsizlik olur. Biz sevap kazanmak için çalışıyoruz. Ondan sonra işte yüzümüzü arz ettiğim kadar, bir de yüzümüzü yıkarken göz pınarlarımızı çok bastırmadan şöyle, orada eğer biraz gözümüzün şeyinden çirin falan varsa onu gidermek için şöyle biraz yoklayacağız ki o pislikler gitsin, su oraya değsin. Fazla bastırmayın, yara edersiniz, gözü hasta edersiniz. Evet, içine geçirmek şart değil. Üstünden yüzümüzü böyle 3 defa yıkamak sünnet. Sonra kulaklarımızı arz ettiğim gibi parmağımızın birisini kulağın deliğimize sokup diğer arkasından baş parmağımızı yürüp elimizin tersiyle boğazımızı da meshetmek. Bunlar da namazın, abdestin sünnetlerinden. Dediğim gibi bu mesh konusunda herkes 3'er defa yıkıyor. Mesle gelince bir tek yapıyor, farzı yapıyor. Niye onda mesle yapmıyorsunuz? Maalesef yaygın olan bu. Onda kaplan mesih yapın. Böyle bir abdest alındığı zaman abdest alan adama selam veremezsiniz. İbadet yapıyor adam. Selam verseler bile ve aleyküm selam diyemezsiniz. İbadet yapıyor. Ama selam almadın mı? Bilmiyor ya bunu. Bana dargın mı? Burnu büyümüş. Selam almıyor arkadaş. Peygamberin emri ya, ben abdest alıyorum ya. Senin selamını alamam. O bilgisizlikten arada bir şeylik çıkıyor. Biz bunu çok karşılaştık, gördük. Selamı niye almıyorum hocam? Ya abdest alıyorum kardeşim. Ezan okunurken de selam verilmez. Konuşulmaz. Sen şeyle oynuyorsun. Olmaz. Birbirine gırgır geçiyorlar. Ezan okunuyor. Camiye gelmişsin, Müslümansın. Bir şey kazanmaya çalışıyorsun. Bunları yaparsan hiç elinde sevap olmaz. Evet. Boşuna gelmişsin demiyorum. Allah kabul etsin ama sevaplar yele gider. Evet, bunlara dikkat edeceğiz. Şimdi gelecekte abdest aldık bitirdikten sonra tabii duaları var. Allah'ım yüzümü bir takım kimseden yüzünü kararttığın, bir takım kimseden yüzünü nurlandırdığın günde yüzümü nurlandır, ak çıkar. Sağ kolunu yıkarken kitabımı sağımdan ver. Amel defterleri hesaba çekilir mahkeme kübrada. Kitaplar sol tarafından verilirse kaybedeceğin belli. Allah'ım kitabımı sağ tarafından ver. Beni kolay hesaba çek ya Rabbi. Duaları var, Türkçe söyle. Evet, solunu yıkarken solumdan verme ya Rabbi. Zor hesaba çekme beni ya Rabbi. Başını şey derken, Allah'ım benim boynumu cehennem ateşinden kurtar, azat et. Kulağını şey derken, Allah'ım beni sözün sözleri duyup güzeline tabi olanlardan kıl. Çirkin sözlere kulak asmayan, sadece güzel sözlere kulak veren kullarından kıl. Ayağını yıkarken benim ayağımı Sırat Köprüsü'ne kaydırma ya Rabbi. Şimdi okuduk bak. Sırat Köprüsü'nden geçireceğiz. Kaydırma ya Rabbi. Bunlar duaları okuyacağız. Kimseyle konuşmayacağız. Selam bile almayacağız. Ondan sonra gelecek şimdi. Abdest aldıktan sonra kıbleye karşı eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh dersen, arkasından da bi inna enzelnahu fi leyletil kadir okursan, anandan doğmuş doğduğun gün gibi tertemiz olursun diyor Efendimiz. Bu ayet basit bunlar. Ya ama bunlar hiç kim yapıyor? Evet, kim yapıyor?
Evet, bazı basit şeyler bunlar. Basit şeylerden çok şey kaybediyoruz. Böyle güzel abdest olmazsa namaz yok. Namaz yok. Güzel bir abdest tırnaklara varıncaya kadar günahların dökülür. Tertemiz olursun. Evet, arkasından bu güzellikleri yap işte. Evet efendim, güzel bir namaz kıldığımız zaman, sadaka verdiğimiz zaman şeytanın yüzünü karartırız, belini kırarız. Allah yolunda seviştiğimiz zaman şeytan doğuya batıya kadar kaçar diyor. Şimdi bu hadisi bundan söyledik. Namaz üç parçadan ibarettir. Bir, el-vudu'u sülüs. Güzel bir abdest namazın üçte biridir. Üçte biridir. Evet. Abdest suyunun değdiği yerler nurlanacak böyle, nur gibi parlayacak. Diyor ki Efendimiz, ben mahşerde müminleri tanıyacağım. Nereden tanıyacaksın ya Resulallah? Milyarlarca Müslüman var kıyamet kopana kadar. Abdest azalarındaki nurdan tanıyacağım. Böyle güzel abdest aldınız mı? Abdest suların değdiği yerler nur fışkıracak. Ha bu mümin, Müslüman diyeceğim. Öyle Efendimizin sözü var. Sözü var. Vesulüsün. Üçte biri bu abdest. Üçte biri de er-rükû. Evet. Vesulüsün es-sücûd. Üçte biri de secdedir. Abdest, rükû, secde. Şimdi gördüklerimizden dolayı sizi uyaracağız. İmama uyduktan sonra imama her konuda tam uyacağız. O okuyacak, biz susacağız Kur'an'ı. Tesbihleri yapacağız rükuda, şiide, secdede. Ama Kur'an okumayacağız. Hanefi mezhebine göre konuşuyorum. Şimdi imam Allahu Ekber diye rükuya gitti mi, biz de hemen rükuya gideceğiz. Evet. Bunu tekrar ediyorum çok yerlerde çünkü çok yanlış yapılıyor. Şimdi adam o kadar laubali ki imam Allahu Ekber diye rükuya gidiyor, o hala dikiliyor. Uydum imama dedin, niye uymuyorum? Niye uymuyorsun yahu? Uydum imama dedin, başladın namaza, hala dikiliyor. Ne oluyor sonra bak. İmam rükudayken evet, ayaklarımız düz olacak. Şimdi evvelsi gün gördüm, adam bacaklarını kıvırıyor, böyle büzülüyor. Yok, ne büzülüyorsun lan? Niye korkuyorsun lan? Sen Müslümansın, Allah huzurundasın. Ayaklarımızı dik tutacağız. Kıvırmayacağız. Dik tutacağız, sağlık kazanacağız. O sinirler, kaslar her namazda böyle dik tutunca mı güç kazanır. İhtiyarlığında da oturup kalkarsın. Ama adam böyle kıvrılmış. Niye kıvrılıyorsun güzel kardeşim? Düz tutacağız. Ve ellerimizle ayaklarımızın dizlerini böyle tutacağız. Böyle değil. Böyle yakalayacağız böyle. Yani birisi kalktırsa böyle bomba gibi duracağız. Öyle sağlam. Orada imamla beraber bir defa Sübhane Rabbiyel Azim diyecek kadar beliniz imamla beraber durmazsa imama uymamış olursunuz, namazınız yok. İşte onu diyorum. İmam gidiyor rüküye, o hala yukarıda. Tabi o giderken imam rüküden kalkıyor. Güzel kardeşim, uydun mu uymadın, niye uymuyorsun? Gördüklerim çok var. İmam rüküden kalkarken bu yeni gidiyor. İmamla beraber gitsene ya. Niye? İmamlar da şimdi imamdan evvel rükûya giden, secde giden eşek başı gibi haşrolunacak diyor Peygamberimiz. Çok kızıyor onlara. Uydum dediği halde uymuyor. Bunu cemaati düşünerek imamlar da şimdi maalesef rükûya gittikten sonra tekbir getiriyor. Erken gitmiyor. Bazısı erken gidiyor ya. Erken gitmesin diye orada tekbir.
Hocam, evet sen cemaati düşün yaptın ama bu adam sen orada sersin Süleyman'ı ne kadar geniş görüyorsunuz. Cuma günü dışarıda da cemaat oluyor. Senin eğildiğini kimse görmüyor. Bu adam görür de ilk saftaki görür. Seninle beraber gider. Ama sen ta rüküye gittikten sonra Allahu Ekber dersen ötekiler kazık gibi dikilip durur. Görmediler çünkü senin eğildiğini. Onlar eğilince kadar imam rüküden kalkıyor. Semiyallahu liman hamide derken rüküye gidiyorlar. Namaz gitti. Hocam cemaati kerahat istemesin diye kurtarım derken adamın namazını giderdin hocam. Etme gözünü seveyim. Onun için Allah'ın elsi burada hoca efendi. Allahu Ekber dedin mi? Aha burada. De ki ha ben kıyamı bitirdim rüküye gidiyorum. Anlasın adam. Tavara gidiyor onu da söylüyor. Benden erken gitmesinler diye. Ama sen erken gitmez derken adam rüku gidiyor, namazı gidiyor. Secdede de böyle. Öyle etmeyin. İmam Allahu Ekber derken secdeye vardı mı hemen siz gidin secdeye. Ve imam Allahu Ekber diye ikinci secdeye kalktı, secdeden kalktığı zaman hemen kalkın. Hocam bir şey diyemedim deme var. Hiçbir şey demesen de secdede imamın başıyla senin başın yere yapıştıysa alın burun, iki el, iki diz, iki ayağın parmak uçları ters koyarsanız secdeniz yok. Veya havada olursa ayaklarınız secdeniz yok. Alın burun diyecek, iki el diyecek, böyle diyecek yere, böyle değil, böyle değil, böyle diyecek. İki diz diyecek, iki parmak uçları secdeye değecek yere. Değmezse namazınız yok. Ayağın tersini koydunuz, namazınız yok. Ayağını böyle koyup kaldıracaksın, acıyor ama ucunu değdir. Ha şimdi böyle imamla beraber bir kere Sübhan Rabbil Ala diyecek kadar bunları yapmadınız mı imamla beraber? İmama uymadınız, namazınız yok. Kitaplarda böyle yazıyor. Ben de size aktarıyorum. Çok böyle cumada gördüklerimi söylüyorum. Maalesef bunlar hiç bilinmiyor. Kimisinin ayakları şaraban oynuyor havada. Kimisi böyle koyuyor, tersini koyuyor. Secdede parmağın uçları yere değecek imamla beraber. Şimdi ağır söylüyor Sübhan Rabbil Ala'yı. İmam da çarşıdadır, pazardadır, dükkanı kapamış gelmiş, bunları düşünecek. Onlar niye düşünür hocam? Biz Allah'ı düşüneceğiz, biz düşünmeyelim Allah'ı demiyoruz. Ama cemaatin durumunu nazara alması peygamber tarafından emrediliyor. Sabah namazında en az 40 ayet okuyacaksın, pek sünnet olan bu. 120 ayet okumuş Efendimiz. Tabi Efendimizin okuyuşuyla mest oluyor sahabiler, kendinden geçiyorlar. 120 değil 500 ayet olsa yine zevkten dört köşeler. Bir gün sabah namazı kılarken bir çocuk bağırmış caminin, mescidin dışında. Bayağı bağırmış annesi yukarıda, namaz kılıyor. Çocuk yalnız kalınca basmış feryadı. Kul avzu rabbil felak, kul rabbil nas suretiyle birinci kata felak, ikinci kata nas suretiyle sabah namazı kıldırmış. Ne oldu ya Resulullah demişler. Çocuk ağladı da demiş. Anası yukarıda, anasının yüreği dayanamaz çocuğuna diye kısa kestim. Bak cemaatin durumunu nazar al demek bu bak. Anasının durumunu nazar alıyor. Muavizetin sureyle sabah namazı kıldırmış. Sen de çarşıdayken hocam üç kere Sübhan Rabbel Azim de, rükuda kalk. Secdede üç kere Sübhan Rabbel Ala de, kalk. Bunu hoca yapıyor ama senin adam o Sübhan Rabbel Ala de kalkıyor, hala yatıp durur. İlla beş defa diyecek, yedi defa diyecek. Hocam imama uydum dedin, niye uymuyorsun? Sözünde ne durmuyorsun? Namazı yok. İkinci secdeye imama yetişemezsen namazı yok. Hiç söylemezsiniz, bu tesbihi söylemezsiniz bile
imamla beraber yatıp kalkın, namazın geçerli. Ama secdede, rükuda imamla beraber olamadınız mı, imama uymamış, uymuş olmuyorsunuz, namazınızda yok. Bunlar çok görülen şeyler, yanlışlar. Onun için bunları üzerinde durdum. Sevdiklerinize bunları lütfen tatlı bir dille anlatın. Bunlar çok oluyor. Evet, namaz üç parçadan ibarettir. Birincisi güzel bir abdest. İkincisi bu anlattığımız şekilde rükû. Üçüncüsü secde. Secdedir diyor. Hemen hafaza aleyhinne kubilet minhu. Evet. Bunu üçünü böyle yaptınız mı? Ve ma sivahunne. Namazınız kabul olunur. Başkaları da kabul olunur. Bu üçü önemli. Abdest, rükû, secde. Kabul olunur. Ve men dayyahunne rudidne aleyhi ve ma sivahunne. Bunları güzel abdest yoksa, güzel rükû yoksa, anlattığımız şekilde secde yoksa, namaz yok. Öbür namazın öbür şeyleri de reddolunur. Namaz yok diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ben de sizi bu şekilde duyuruyorum. Görevi yaptım. Evet, şimdi siz sizde. Evet, hanımınıza bunu öğretmek mecburi niyetindesiniz. Kızınıza, oğlunuza bunları öğretmek mecburiyetindesiniz. Başka müminlere fitne çıkarmayacak, kalbini kırmayacak şekilde, herkesin içinde değil, şöyle kenar çekip, ya kusura bakma, ben yanlış mı gördüm acaba, senin ayakların secdede yeri değmiyor. Efendim rükuda da şöyle yapıyorum falan. Yani böyle bir kalbini kırmayacak şekilde anlatırsanız çok büyük sevap kazanırsınız. Ama ben bunları anlattım. Yaşlı amca 70 yaşında. Cemaattan birisi böyle yapmayınca, gel buraya hayvan, 50 yaşına gelmişsin, böyle secde, böyle denir mi canım? Böyle değil. Bir dakika. Evladım, oğlum, kardeşim, böyleymiş usul, ben de öğrendim. Yani kalbini kırmadan başka müminlere de bunları söyleyelim. Çünkü yaygın bu gibi şeyler. Yaygın, evet. Bunu da Abdullah İbn Abbas'tan nakletmişler. Allah ondan razı olsun. Abbas, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcasıdır. Abdullah da müfessirlerin, Kur'an'ı açıklayanların piridir. Böyle bir güzel adam. Allah şifasını nail eylesin. Es-salatu halfe raculun vara'a. Vara sahibi bir imamın arkasında namaz kılmak, evet, yani haramlardan sakındığı gibi haram mı değil mi, şüpheli şeylerden de sakınıyor. Ama haramkar bir imamın arkasındaki namaz, müftiye sorsan tamam, işte kıyam, kıraat, rükû, sücud, kâdiyat, tecim, miktar, bunlar varsa namaz var, tamam. Ama dediğimiz şartlarda varsa, ama şu sağımızdaki güzel şeyler yazıyor, bu yazdı mı acaba o namazı? Evet, önemli olan bu. Yalnız karşımıza bunun yazdığı çıkacak, bunun yazdığı çıkacak. Ha, işte böyle, buna dikkat edeceğiz. Haramdan sakınan kişi, şüpheli şeylerden sakınan kişi imam olacak. Sigara içerse olmaz. Sigara haram. Evet, elhamdülillah başkanımız, Diyanet İşleri Başkanımız da açıkladı. Devlet Başkanımız da, ben de öyle inanıyorum dedi. Biz 96'da sigaranın haram olduğunu anladık Amerika'da. Tekrar mahsus söylüyorum, tekrar ediyorum ama duymayan duysun ve bunun önemini kavrayalım diye. 96 yılında Amerika'da bulunduğum sırada, biliyorsunuz sigarayı icat eden Amerika'dır. Hatta sigaranın süzgeçlisi var böyle ucunda, ağza değen yerde. O onlar icat etti. Çok büyük sigara zenginleri var. Dünyayı zehirliyorlar. Clinton başkan makaleler yazdılar. 4000 üniversite var 96 yılında. Laboratuvar profesörleri incelerken sigaranın müthiş bir zehir olduğunu görmüşler. Laboratuvar profesörleri Müslüman değil, Hristiyan.
laboratuvar incelerken, sigarayı incelerken kanser yapıyor, bulmuş orada. İki, kısırlık yapıyor, kadın çocuk yapamıyor, ona tesiri var sigaranın. Bulmuş orada, bulmuş. İki, erkeklerde iktidarsızlık yapıyor, cinsel ilişkiye girişemiyor sigarayı çok içen adam, sigara içen adam. Bunu görmüş, evet, üç, dört, geri zekalılık yapıyor. Bunları bulmuşlar, makaleler yazdılar. Sigarayı yasakla Clinton'a. O hiç oralı olmadı çünkü seçimde ona yardım etmişler patronlar. Es geçti. Hepsi birleştiler. 4000 üniversitenin laboratuvar profesörleri, Hristiyan, sempozyum düzenlediler. Sigaranın zararlarını, laboratuvarda buldukları şeyleri oraya sundular. Sonuçta evet, 4000 ilim adamı imza attı ittifakla. Sigara müthiş zehirdir, kanser yapar, gerizekalılık yapar, işte iktidarsızlık yapar, kızlık yapar diye. Zehirse, bütün fıkıh kitaplarına bakın, zehir içmek haramdır, güzel kardeşim. Cevat Hoca uydurmuyor. Bütün fıkıh kitaplarında zehir içmek haramdır, intihar haramdır. Allah'ın emanetidir vücut. Allah verir, Allah alır. Yuhyi ve yumit. Kur'an'da böyle. Dirilten de Allah'tır, öldüren de. Bir adam kendi eliyle kendini öldürdü mü, Allah'ın bu işine, bu ayetini reddediyor. Onun için de İmam-ı Azam intihar edenin cenazemesi kılınmaz diyor. Kafir sayıyor. Ötekiler keçiler kaçırmıştır da ona intihar eder, akıl adam intihar eder mi diye yorum yapmışlar İmam Abi Yusuf, İmam Muhammed. Şimdi kılıyoruz, onunla İmamiyet'in kavline göre İmam-ı Azam kılınmaz diyor. Evet, şimdi zehirse haram. Haram işleyen, ağzından hiç düşmeyen imam nasıl imam olacak arkadaş? Bak, haramdan sakınan vara sahibi. As-salatu halfe racülün vera'. Şüpheli şeylerden de, Cevat Hoca haram diyor, delillerin bunlar. Öteki niye haram olsun ya, kitaplarda mekruh yazıyor. O zaman sigaranın bu mahiyeti bilinmiyordu. Hoca Efendi, bana da çok kızıyorlar da Güneydoğu şeyhler, hocalar. Kitaplarda öyle yazıyor ama o zaman bilinmiyordu sigaranın bu müthiş zehir olduğu, kısırlık yaptığı, gerizekalılık yaptığı, iktidarsızlık yaptığı, kanser yaptığı. Hala söylüyorlar. Şimdi haram zehirse, evet, bunu içmeyeceksin hocam, bunu içmeyeceksin imamsan, sen de haram kör imam arkasında değil, aslında evine en yakın caminin hakkıdır cemaate gitmek. İmam sigara içiyor, şu yapıyor, öteki cami içmiyor, ona git. Bu haramlardan karıştırıyor, ötekine git. Buna hakkın var, buna gideceksin. Böyle vara sahibi, haramlardan uzak duran bir imamın arasında bir namaz, evet, makbuletün kabul olunmuştur. Sevap, evet, müsabun aleyhe. Sevap verir Allah o namaz, böyle imamın arkasında namaz kılarsanız. Evet, evet, buradan okuyorum da Cevat Hoca böyle dedi demeyin. Böyle değilse, evet, böyle adam makbuldür, sevap alır dedikten sonra ve emme salatu halfe gayrihi, evet, haram, kör, şüpheli şeyleri işleyen bir adamın arkasında namaz ise la tukbelu, kabul olunmaz. Kitap böyle diyor arkadaş. Ben de aktarıyorum. Evet, siz böyle seçeceksiniz. Ama güzel bir imam arkası namaz makbuldür. Evet, bir, iki. Vel hediye, böyle şeytanın belini kırar. Şeytanı sizlikle uzaklaştırır. Yukarıda okuduğum hadisleri burada da ilave edin. Vel hediyetü ila racülün vere'in makbulen. Bu makbuldür. Ayrıca sevapları kayda geçer, seni şeytandan uzaklaştırır.
bu namaz, ama böyle olmayan diyor kabul olunmaz. Vel hediyyetu ila raculun ver'in makbule, haram bilen, haramdan uzak duran, şüpheli şeylerden kaçınan kimseye hediye ver. Hediye veriniz, kalpleriniz birbirine ızınsın diyor Peygamberimiz. Böyle adamlara hediye ver, makbul hediyedir, yani sevaptır. İzdâde sevâbuha, sevaptır. Evet, bu haramlardan sakındığı için böyle olmazsa, evet, sevabı yok diyor. Vel cülûs mâ racülün verâ, böyle haramlardan sakınan, şüpheli şeylerden uzak duran, müttaki, vara sahibi bir adamla demin namaz kılmadan söz ettik. Oturduk, konuştuk, sohbet ettik, ziyaretine gittik. Böyle vara sahibi bir adamla oturmak minel ibadeti, ibadet sayılır. Konuşuyoruz, nasılsın? Oğlum askerden geldi mi? Kızın gelin ettin mi? İşlerin iyi mi? Konuşuyoruz. Arkadaşımız, komşumuz, şüpheli şeylerden uzak duran güzel bir adam bu. Haramlardan sakınan bir adam. Onunla oturmak dahi ibadettir diyor güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Vel müzakeretu ma'hu sadaka. Konuştuk, bir şeylerle danışıyoruz. Bu da sanki para vermiş gibi sadakadır. Şeytanın belini kırar dedi ya, sadakadır böyle bir adamla müzakere etmek, konuşmak. Evet, şimdi zarar veren şeyi bırak. La be'se bih, zararı yok. Evet, birisi haram. La be'se bih, zararı yok. Zarar veren şeyi işlememek için zarar olmayan şeyi de bırak diyor. La be'se bih'i de bırak. Yani %100 haram değil ama şu hoca böyle söylüyor, şu hoca böyle söylüyor. Şüpheli şeyleri de bırak ki çam devirmeyesin. Dini şeylerde de bir hoca haram diyor, bir hoca yok ya diyor. Garantili olanı yapmak kanundur, prensip budur. Hiç kimsenin itiraz etmeyeceği olanı yapacaksın dini meselelerde. Onu da size duyuruyorum. Bu hadise Bera bin Azib Hazretleri nakletmiş. Allah'tan, Allah ondan razı olsun. Şu hadisi de okuyalım. As-salatu imadul iman. Evet, namaz imanın direğidir, aslıdır, esasıdır. Bütün ibadetlerin anasıdır. Ve miracül müminin, müminlerin miracıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hiçbir peygambere nasip olmayan Allah'la buluştu. Sidre-i Müntüha'ya kadar Cebrail götürdü. Ondan sonra dedi ki, lev denevtü ümmüle, bir parmak gitsem kardeşim Muhammed, yanarım dedi. Bundan öteye senden başka kimse gidemez, sana izin var. Cenab-ı Peygamber Efendimiz Allah'ın lütfuyla buluştu. Nasıl buluştu bilmiyoruz. Mekandan münezzeh, şekle sığmaz Allah. Ama Kur'an'da var. Gözü şaşmadı, kalbi şey olmadı, şaşırmadı. Gerçekten gördü. Evet, bu miraç, namaz da zaten orada farz oldu. Sen namazı güzel kılarsan senin miracındır. Miracül müminin. Evet. Dinin direğidir, imanın direğidir. Evet, namaz yolda bulmaz. Onun için evet, namazı geçirmeyeceğiz. Evet, namazı geçirirsek işimiz yaş. Ve de garantili olsun diye camiye gideceğiz. Yıkacağız hocanın üstüne, hesabını o verecek. Tabii biz abdestimizi güzel almışsak, imama uymakta kusurumuz yoksa, ondan geç kalmamışsak, iyi mi okudun, kötü mü okudun, sen namaz kılarken çarşıya pazara gittin mi, hesabını imam verecek. Onun için camiye gelmek böyle bir avantajlı. Her durumda gidip camide cemaatle namaz kılmak lazım.
Ve bunun da büyük faydaları var, hep söylüyoruz. Allah bir memlekete bela yağdıracağı zaman azap melekleri çağrılmış. Şimdi herkes camide mi? Meyhanede nar atanlar var, zina edenler var, kumara oynayanlar. Evet, bizim bunları önlememiz lazım. Bizim markamız, aynı zaman ümmetin markası, te'murûne bil marufi ve tenhevne alil münker. İyilikleri emrederiz, kötülükleri, Allah'ın yasaklarını önleriz. Bakmıyoruz, cezayı hepimiz hak ediyoruz. Ama kanun var, ha, bela yağacak üstümüze. Lüt kavmine taş yağdı. Bize taş yağmıyor, yağıyor lan. Ben 60 lirayla para biriktirdim arkadaş. 60 lirayla başladım mezunluğa. Şimdi kıyameti koparıyorlar. Şu kadar asgari ücret bize yetmiyor diye. Bu bela değil mi ya? Belayı daha nasıl anlıyor? İlle taş mı yağacak sana? Hiç evde dirlik yok. Herkes şikayet ediyor. Karısı kocasından, kocası karısından, baba oğlundan, ana kızından. Bu bela değil mi ya? Daha ne arıyorsun? İlle taş mı yağacak? Evet, bereket yok, huzur yok, dirlik yok. Evet, bu da bu bela değil mi? Daha büyük bela. Evet, namazı böyle camide kılarsanız, düzgün saflar halinde, şartlara uyarak, imama tam uyarsanız, Allah çok memnun olur diyor Peygamberimiz. Azap meleklerine gidin diyor. Ben şu cemaat, güzel namaz kılan camimdeki namaz kılan müminlerden çok memnun oldum. Belaları hepsinden kaldırdım diyor. Bir. Bir de böyle iyi insanlarla beraber bulundun mu? Hadisler bunlar tabii. Biz aktarıyoruz. Mesela namaz kılıyoruz. Hepsi ayna yardımı. Belki içimizde Hızır var, bilmiyoruz. Olabilir. Çok güzel insan var. Bilmiyoruz biz. Cenab-ı Hak o güzel insanın hürmetine hepsinin namazını kabul edermiş. Melekler derlermiş ki o namazda durdu, çarşıda, pazarda gezdi. Hiç namazda görmedi ki onun namazı namaz olmadı. Benim sevdiğim kulla beraber bulunanların hepsini onun sınıfına kattım. Hadis var böyle. Onun için cemaatle namaz kılmakta böyle avantajlar var. Evde kılacağına memur değilsen, işçi değilsen git camiye, hem imama sorumluluk hem de böyle avantajlardan evet faydalan. Evet, şimdi bu camide cemaatle namaz kılınan şeyi çok. Bu camide cemaatle şey dersen dinin direğini dikmiş oluyorsun. Es-salatu imadul iman. İmanın direğini dikmiş oluyorsun, sağlam deme. Vel cihad senamul amel. İyi amellerin zirvesi askerliktir. İyi savaşçı olmaktır. Askerden kaçma. Sakın ha parayı vereyim boş ver ya falan deme. Askerlik çok önemli. Amellerin en güzeli neden? Ben konuşabilir miyim? Bizim asker bizi korumasa. Sen evinde rahat uyuyabilir misin? Herkes bak Suriye'nin başını çullandılar. Hadi Türkiye'nin başını çullansınlar. İyi savaşıyorlar. İstiklal Harbi'nde dünyayı dize getirmişiz. Kore'de duman etmişiz. Çinlileri o kadar kalabalık. İyi savaşıyoruz. Elhamdülillah atalarımızdan gelen bir miras. İşte bu cihat, askerlik, namusu korumak, dini korumak, vatanı korumak, ahlakı, malı, canı korumak amellerin zirvesidir. En güzel ameldir. Sakın kaçma. Sakın kaçma askerlikten. Ve zekatu tüsbitü zâlike. Zekatı verdin mi bunları iyice vidasını sıkıştırır, kaybolmaz. Eyvah bu düşmüş. Düşmez. Zekatı verdin mi onu sabit kılar, bunları sabit kılar, tespit eder. As-salatu fil mescidil cami. Camide namaz kıldınız mı? Tadil farida. Bir namaz sünnet kıldınız. Evet, farz olmayan namaz camide kıldın mı? Sanki farz namaz kılmış gibi camide sünnet kılarsan öyle sevap alırsın. Evet, şimdi
camide cemaatle namaz kıldığın zaman kehaccetin mebrura, kabul olunmuş hac gibidir. Anadan doğma, raca'a keyavmi ve letet ummu, helal parayla güzel hac yapmış, anadan doğdun gün gün döner diyor Peygamberimiz. Camide anlattığımız güzellikte cemaatle namaz kılan adam, evet, sünnet kılarsa farz gibi, farz kılarsa kabul olunmuş hac gibidir. Evet. Ve nafiletü fihi haccetün mütekabbele. Evet, camide işte sünnet kılarsan farz yerine geçerdi. Burada da kabul olunmuş hac gibidir o da. Ve fuddilet salatu fil mescidil cami ala ma siva minel mesacid bi hamsi mi'a salat. 25, pardon, evet, camide namaz, cemaatle namaz kıldın mı, cami dışında namaz kıldıklarında 500 namaza bedeldir. Öyle söylüyor. 500 namaza bedeldir. Abdullah Ömer'den. Evet. Mescid-i Haram'da namaz kılarsan 100.000. Medine-i Münevver'de namaz kılarsan 1.000. Kudüs'te namaz kılarsan Mescid-i Aksa 500. O hadis geliyor. Allah güzel peygamberimizin bu uyarılarına kulak veren, hayatını tatbik eden, efendim sizler sünnetlerine önem veren, yüzü iki candan nurlu müminlerden eylesin bizi. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, 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 estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî la ilahe illa hu el hayy el kayyum ve etûbü ileyh. Fatiha-i Şerife besmele ile beraber.